Lezzetin adresi Nefis Pratik Tarifler Mutfağı'ndan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün etsiz, kuyruk yağında nohut yemeği yapıyorum. Kuyruk yağı biliyorsunuz oldukça faydalıdır. Kendim kurbandan kalan kuyrukları bir güzel erittim. Kuyruk yağında nohut yemeği yapacağız. Bu tür bakliyatları, nohut, fasulye gibi bakliyatları etle pişirmenize gerek yok. Zaten kendisi protein bakımından oldukça zengindir. Nohut bütün yemeklerinizde, diyetlerinizde kullanabileceğiniz sağlıklı bir üründür. Yağımı ilave ettim. 1 adet kuru soğan, havuç ve 1 adet yeşil biberim var. Hepsini bir güzel kavuralım. Haftada bir defa, haftada iki defa, özellikle de kış aylarında mutlaka bakliyatları tüketmeniz gerekir. Özellikle bu devirde et tüketmek biliyorsunuz zorlaştı. O yüzden çocuklarınıza protein bakımından, magnezyum, kalsiyum bakımından zengin olan fasulye, nohut gibi bakliyatları, mercimek gibi bakliyatları sık sık tükettirin. Nohutlarımın içerisine tuz ilavesi yapıyorum. Biraz da karbonatla birlikte ıslatıyorum. Gerçekten bir saat sonra çok güzel şişiyor, kabarıyor ve yumuşuyor. Pişmesi daha kolay oluyor. O yüzden ıslattım. Dün akşam ıslattım ben. Normalde dün de pişirebilirdim. Ama bugün pişirmeye karar verdim. Bir taşım suyunu döktükten ve yıkadıktan sonra bir güzel kaynattım. Yumuşadı ve içindeki suyunu kesinlikle dökmüyorum. B12 vitamini suda çözünen vitaminlerdir. İçerisinde ve suyunda oldukça fazla B12 vardır. Soğan ve havuçlarım bir güzel kavruldu. Küveç yemekleri biliyorsunuz. Altını söndürdükten sonra da pişmeye devam eder. O yüzden buna pişirirken dikkat ediyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası, baharat, tuz, isteğinize bağlı karabiber, pul biber ilavesi yapalım. Şöyle bir karıştıralım. Ve nohutumuzu, haşlanan nohutumuzu suyuyla ilave edelim. Zaten yumuşak. Şöyle bir 10 dakika kadar pişireceğim. Bir su bardağı nohut kullandım ben. Siz ailenizin sayısına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Nohut yemeğimiz pişti. Şöyle dediğim gibi altını kapatacağım çünkü kaynamaya devam ediyor. Biraz dinlendikten sonra sunum zamanı. Gördüğünüz gibi 5 dakikada bekliyor ama hala kaynamaya devam ediyor. Yanında bir pilav, salata, çorba, makarna, bulgur ya da pirinç pilavıyla birlikte servis edebilirsiniz. Lokum gibi yumuşacık. Nohut yemeğimiz pişti. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak Canlarını ve kanalıma abone olmayı unutmayın.